Bu seçimde de hak ile batılın mücadelesine hep birlikte şahit olacağız. Hak dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın beraberliğinde Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla beraber kurulan bir ittifaktır. Batıl dediğimiz ise Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalamak isteyen şer ittifakların kurduğu bir zillet ittifakıdır. Bunları iyi bilip, iyi analiz edip, iyi anlatmamız lazım kıymetli Orhun hemşehrilerim. Çıktığımız bu yol bizleri her zaman zafere çıkarmak için hep birlikte bir mücadele içerisinde, gayret içerisinde olmuşuzdur. Bugün Cumhur İttifakı ortaklarından yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den oluşan bir beraberliğin pazara kadar değil, mezara kadar olan bir beraberliğe imza atılmış ve bu yola da baş koyulmuş ve bu yolda da sonuna kadar gitmek için mücadelemiz içerisinde bulunacağız Allah'ın izniyle. 5 Temmuz'dan hain darbe teşebbüsünden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın beraberliğinde bir Cumhur İttifak ortaklığı kurulmuştur. Ülkemizin bekası için arkamızdan gelen nesile güzel bir gelecek bırakmak anlamında bütün beka sorununu bertaraf etme noktasında hep beraber mücadele içerisine gayret gösterilmiştir. Bu gayretin neticesinde Türkiye Cumhuriyeti şer ittifakları yok edip dünyaya yön veren bir ülke haline gelmiş ve bugün de bu çabasını sarf ederek milli mücadeleden geçmişten bugüne kadar yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'mizi iyi bir noktalara taşıma noktasında hep beraber omuz omuza sırt sırta verebileceğimiz bir beraberlik kurmuştur. Dadaşlar diyarı bu Erzurum, sevdamız olan bu memleketimiz her zaman hakkı hakkına teslim etmiştir. Geçmişten bugüne kadar milli mücadelede tarihimizin bütün geçmişinde hep en ön safta yer almış ve milli mücadelemizi hep birlikte vermişizdir. Sizlere şöyle kısaca özetlemek istiyorum. Hain darbe teşebbüsünden sonra bilge liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın beraberliğinde kurulan bu beraberlikte Türkiye Cumhuriyeti iyi bir noktalara gelmesi için canıyla başıyla mücadele veren bir liderlerimiz vardır. Onların aldığı neticeler sonucunda, çalışmalar sonucunda, gayretleri sonucunda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle kökü kazınmış ve başını çıkaranın da başını ezmek için bir mücadele veriliyordur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde MHK üyeliği yaptım. Bu MHK üyeliği masabıyla 5 yıl boyunca Güneydoğu'da teşviki mesaim oldu. Bu 5 yıl boyunca Güneydoğu'da gördüğüm bu teşviki mesai sonucunda sizlere kısaca şunu özetlemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti kudretli bir ülkedir. Burada askerimiz, kaymakamımız, valilerimiz, bütün kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel hareketimiz hep birlikte alınan kararlar neticesinde Güneydoğu'yu huzurun, refahın, bereketin yaşanılır bir topraklar haline getirmişlerdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman Allah'ımıza şükürler olsun Güneydoğu'da aldığımız kazananlar oradaki vatandaşlarımızın huzurunu, refahın, bereketini sağlama noktasında hızlı bir şekilde ilerlemiş ve halen daha oraya devletimizin yaptığı yatırımlar çok ciddi anlamda kazanımlar elde etmiştir çok şükür. Sizlere şunları kısaca ifade etmek istiyorum. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Bu masanın adı zillet değil, artık bir ihanet masasıdır. Kapalı kapılar ardında sinsi ortaklıklar milletimiz bilmektedir. Açıkça ifade etmek istiyorum. HDP ile ortaklık yapmak, şehitlerimizin kanını dökenlere, analarımızın gözyaşlarına sebep olanlara uşaklık eden hainlerin kurduğu bir zillet ittifakıdır. Ve HDP ile işbirliği yapanlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı aday olarak ilan eden bu zillet ittifakına sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. Hainlerle işbirliği yapanlara sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. Diyorum ki Selahattin Demirtaş hain bir teröristtir. Selahattin Demirtaş vatan evlatlarına kurşun sıkar hain terör örgütünün mensubudur. Nizamalem ile kelimetullah dediğimiz bu davanın elleri olacağız. Dün Allah'ın huzurunda secde ettiğimiz o seccadenin üzerinde pis ayakkabılarıyla resim çekilenlere Allah'a and olsun o seccadenin üzerinde onlara tövbe ettireceğiz biz.
kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve değerli başkanlarımın yanına